Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Günahlar ibadet etmemize engel olur mu? Normal olarak bir Müslümanın yaptığı ibadetin sevabı ayrıdır. İşlediği günahın e, sorumluluğu ve cezası ayrıdır. Hesabı ayrıdır. Dolayısıyla günah işliyorum diye bir insan ibadetleri terk etmez ve terk edemez. İnşallah... Yaptığı ibadetler günahlardan da onu koruyacaktır. Ancak bir taraftan günahlara işleyerek bir taraftan ibadetleri yapmakta bu günahların ibadetlerden uzaklaştırma riski var. Yani nasıl ki bir insanın herhangi bir yeri kırıldığı zaman kolunu sağlam kullanamıyor ve tek kollu kalıyor. Dolayısıyla veya bir gözü arızalı olduğu zaman tek gözle görmek zorunda kalıyor. Gözünün birisi artık görme özelliğini kaybediyor. Dolayısıyla ruhumuz da işlenen günahlarla kirleniyor veya yaralanıyor, arızalanıyor. İşte o arızadan dolayı ibadetlere gitmeye şevki, arzuyu ve isteği azaltıyor. Nasıl ki insan hastalandığı zaman böyle yatma ihtiyacı hissediyor, ağrıları var, huzur ve saadet bulamıyor ve rahat bir şekilde yürüyemiyor, işte çalışamıyor. Hastalığın şiddetine ve durumuna göre işte günahlarla arızalanan, hastalanan, rahatsızlanan ruhumuz da ibadetleri yapmak konusunda isteksiz, arzusuz, şevksiz oluyor. Tembel davranıyor. Dolayısıyla o günahları terk etmeli ki yaptığı ibadetlere aşkla, şevkle ve arzula gidebilsin. Öyleyse Günahlar ibadetlerimizi yapmaya engel olur mu sorusunun cevabına evet ne yazık ki çoğu zaman işlenen günahlar ibadetleri yapmamıza engel oluyor.